Peki değerli dostum, Ermenistan Karabağ Azerbaycan Savaşı'nı burada noktalayalım. Zaten bunun üzerine sen de çok programlar yapıyorsun. Ama biz gelelim asıl konumuza. Evet. Türkiye'deki spor gündemine gelelim. Öncelikle şunu sana sormak istiyorum. Biliyorsun meclis kapanmadan önce, tatile girmeden önce bu hafta da açıldı. Evet. Bu federasyonlarla ilgili, tüm federasyonlarla ilgili ciddi sıkıntılar vardı ve bu sıkıntılar amatör federasyonlar gerek profesyonel federasyonlar, ama daha çok amatör federasyonların üzerinde yoğunlaşan önemli sıkıntılar vardı ve bunların önüne geçmek için Gençlik Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu çok önemli bir çalışma vardı. Bunu kamuoyundan tabii tam anlamıyla olmasa da bölüm bölüm, parça parça duyduk. Mesela seçim sisteminin değiştirilmesi, federasyon başkanlarının 2 dönemden fazla başkanlık yapmasının önüne geçilmesi, özellikle bu millilikle alakalı problemlerin ortadan kalkması ile ilgili çok radikal değişiklikler olduğunu biliyoruz ve sanıyorum önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bu meclise gelecek ve kabul edilecek. Öncelikle bu konuda neler söylersin? Çünkü öyle bir noktaya geldik ki biz tabii belki de camianın içerisinden olduğumuz için, Wushu camiasının içerisinde olduğumuz için biraz daha yoğun yaşadık bu problemleri. Ama biz Wushu'ya odaklanmışken bir de baktık ki aynı problemler tekvandoda da var, kayakta da var, atletizmde de var. Her taraftan bir sanki, yani amiyane bir tabir olacak ama, bir kokuşmuşluk olduğunu, bir çürümüşlük olduğunu gördük ve buna Spor Bakanlığı el attığını biliyoruz. Tabii bakalım karşımıza nasıl bir yasa çıkacak. Neler söylemek istersin bu konuyla alakalı? Yani Muşi'ye tabii ki gelelim ama öncesinde daha üst bir bakışla şunları söyleyeyim. Şu andaki Türk spor sistemi maalesef Türkiye'nin büyüklüğüne, Türkiye'nin yönetim tarzına, şu andaki ne siyasete ne iktidara hiçbir şeyine yakışmıyor. Tepeden tırnağa kokuşmuş dediğin gibi bir sistem, şu anda spor sistemiyle karşı karşıyayız. Ve bunun sonuçlarını da zaten nasıl görüyoruz? Aşağı yukarı %80, %90 bütün branşlar çok muazzam bir başarısızlık Evet. örneği sergiliyorlar. İşte futboldaki durumumuz ortada. Yani birkaç böyle palyatif şey dışında, Saman Alev gibi başarılar dışında Türk spor sistemi çökmüş durumda. Bunun da sebebini mesela nerede görüyoruz? İşte bundan bir süre önce biz işte Wushu'ya odaklanmışken, uzak doğu sporlarına odaklanmışken Rıdvan Dilmen bir çıktı. Ya kardeşim dedi, ne siz neden bahsediyorsunuz? Hala dedi şu an FETÖ Türk futbolunun göbeğinde, isim isim vererek. Peki Mustafa, bundan yıllar önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım çıkıp ne dedi? Ne futbolundan, ne şampiyonluğu, ne Fenerbahçe'sinden bahsediyorsunuz kardeşim? Türkiye elden gidiyor dedi. Demedi mi? Aynen. Şimdi dolayısıyla biz bununla ilgili de bir program yaptık. Değerli gazeteci abim, uzman spor müdürü, yorumcusu, gazetecisi Orhan Zeki Ak'la. O çok dehşet rakamlar verdi. Hala dedi ki Türk spor basınında FETÖ'cü kadrolar muazzam bir ağırlıkları var, hakimiyetleri var. İsim isim verdi. Sabah gazetesinin dedi %20'si %30'u yönetim kadrosu, spor servisinde. FETÖ'cüler. Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Nasıl? Şimdi bunlar temizlenmeden, bunlar ayıklanmadan bu Türk spor medyasında özelleştirerek konuşuyorum. Medyayı katmıyorum. Spor üzerinde konuştuğumuz için. Spor medyası bir kere böyle bir temizlenmeden geçmeden nasıl düzelebilir ki? Mümkün mü düzelmesi? Şimdi bu kokuşmuşluk, bu şey, gelelim aynı şekilde federasyon, amatör sporlarda hepsinde var aşağı yukarı. Evet. Hiçbirini ayırt etmeye gerek yok. Şimdi gelelim Muş'u'ya. Biz senle beraber aşağı yukarı bir yıldır bu konuda sürekli programlar yaptık. Skandalları ortaya çıkardık. Ayrımcılıkları,
alavere, dalavere, haksızlık, yolsuzluk, yani bugüne kadar yaptığımız haberlerin haddi hesabı yok. Fakat burada hemen bir ara isteyeceğim senden. Şöyle ki bu işle alakalı bu tip yayınları kamuya açık Türkiye'de ilk yapan bizim programımız. Evet. Sen ve ben. Yani burada mütevazi olmaya gerek yok. Bizden evet. Sonra birileri baktı ki ya evet bu çünkü çok ceberrut ve diktatör bir başkan var. Ve başkanın aleyhinde hiç kimse konuşmaya dahi cesaret edemiyor. Hatırlarsan yapmış olduğumuz programları sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımızda insanlar programı beğenmeye korkuyordu. Yani beğenme butonunu tıklamaya korkan insanlar vardı. Yani toplasam belki 15-20 beğeni. Hatta kendi kendimize demiştik ya. Ya biz kendi kendimize mi programı hiç kimse bizi izlemiyor mu? Bir korku vardı. Fakat o yayınların peşinden insanlar baktılar ki ha bunlar aleyhinde birileri bir şeyler konuşabiliyor. Hemen bizim programlarımızın ardından bu şu özelinde konuşuyorum tabii ki bunu. İşte özellikle Hasan Ali Keskin, daha sonrasında yine camianın alt toplarından işte Cevat Al, işte bugün son dönemde Kiyokuşin camiasından Eyüp İldem gibi isimler çıkarak, Bilal Kerenciler gibi isimler yavaş yavaş ortaya çıkarak tepkileri göstermeye başladılar. Evet. Cemal Çelik tabii ki. Evet. Şimdi Wushu'yla ilgili beni kahreden, yani bak şu bir saattir konuşuyoruz. Ne diyoruz? Şu anda Azerbaycan Ermenistan'la bir savaş halinde. Değil mi mesela? Ne kadar bizim tüylerimizi diken diken eden gelişmeler yaşıyoruz. Ya be kardeşim, bu federasyonun yönetimi Ermenilerle ortak federasyon kurdular ya. Hem de Korsan Federasyonu. Ermenistan'la ortak bizim düşmanımız olan, tanımadığımız ve şu anda da savaşta olduğumuz Ermenistan'la ortak oldular. Ve adamlar daha sonra kendi yaptıkları hataların farkına vardı. Ermenistan bile bu korsan oluşumundan çekildi. Ama normal şartlarda onlarla aynı yönetim kurulunda Ermenilerle Türk Wushu Federasyonu'nun yönetimi aynı kurullarda o Korsan Avrupa Federasyonu'nun kurullarında yer aldılar. Bunların belgelerini bir yayınladık. Bizde var. Yetmezmiş daha, gibi. Daha feci bir şey söyleyeceğim. Bu ortaklığın öncesinde uluslararası şampiyonalarda Müslüman bayan sporcular başörtüsüyle yarışmasın diye teklif veren ülke Ermenistan. Ya. Ve buna evet oyu veren. Ve buna evet oyu veren Türkiye, Türk Wushu Federasyonu ve daha sonrasında da dediğin gibi bu ülkeyle ortak bir işte Avrupa Federasyonu'na alternatif bir federasyon kurmak için bir araya gelen ülke de Türkiye. Şeyi saymıyorum yani Güney Rum kesiminden hiç bahsetmiyorum. O ayrı bir fecaat yani. Şu anda güncel olduğu için Ermenistan'dan bahsediyoruz. Oraya da geleceğim. Biz Doğu Akdeniz'de kimlerle çarpışıyoruz? Ya. En büyük bizim karşımızdaki güç kim? Doğu Akdeniz'de bütün her şekilde karşımızda yer alan, bizi Doğu Akdeniz'e soklamaya çalışan, kuşatmaya çalışan Güney Kıbrıs, Rum kesimi ve Yunanistan. Evet. Ve hadi Ermenistan'la iyi kötü az çok bir şey var. Sınırdan dolayı, sınırlardan dolayı biz onlarla çok alt düzeyde de olsa bir ilişki var. Temas var. Ama Güney Kıbrıs, Rum kesimi biz tanımıyoruz. Ben buna 30 yıllık bir gazeteci olarak aklım hafızam almıyor. Türkiye'nin tanımadığı bir ülke bile demiyoruz. Rum kesimiyle bizim bir milli federasyonumuz, bir spor federasyonumuz nasıl ortak hareket edip birlikte federasyon kurar, Avrupa Federasyonu kurar? Bu nasıl olabilir ve buna nasıl müsaade edilir ve buna nasıl birileri dur demez? Bu ülke yani Patagonya mı burası? Ya Türkiye, koskoca Türkiye'nin koskoca bir spor federasyonundan bahsediyoruz. Yüz binlerce lisanslı sporcunun oldu. Gerçi yaptıkları
şeylerden dolayı artık binlere düştü lisans sporu. 14 binde en son. Yani düşün, 100 binlerden nerelere geldi. Sağ olsunlar. Türk bitirdiler. 1990 yılında afişlerle dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'ı karşılamıştık. 100 bin kungfucu genç istiyor diye. 100 bin kungfucu genç federasyon istiyor diye. 90'da 100 bindi. Şimdi 14 bin. Şimdi bu kadar imkanlar, bu kadar teknolojik gelişmeler, işte tesislere, bilmem neleri, belediyelerin destekleri, spor akademileri, şu bu, her şeyi, bunlara rağmen. Şimdi yani Türkiye diyoruz ki bir anda bölge liderliğine, belki de dünya liderliğine oynuyor. Bir Türk aslından bahsedeceğiz belki çok yakında. Muazzam gelişmeler yaşanıyor. Ve bu tarafta da bu şeye hiç yakışmayan, bu tabloda çok eğreti duran, normal şartlarda bir federasyonun kapısından bile sokulmaması gereken tipler, simalar, kişiler, karakterler 14-15 yıldır bu federasyonu babaların çiftliği gibi, yani resmen aile şirketi gibi yönetebiliyor. Bütün kuralsızlıklara, bütün hukuksuzluklara, her türlü şikayete rağmen, CİMER'e, BİMER'e, Spor Bakanlığı'na, gen soru verilmesine rağmen, mecliste gen soru önergesi verilmesine rağmen, genel müdürlüğe sayısız şikayetler yapılmasına rağmen, açılan sayısız davalara rağmen, nasıl oluyor da hala koltuklarını muhafaza edebiliyorlar? Nasıl oluyor da hala görevden alınmıyorlar? Ben bunu aklım, hafızam almıyor. Şimdi yeni yasa bunlar için mi hazırlandı acaba? Ya inşallah bit ediyoruz ama benim çok aslında ümidim yok Ayhan. Şimdi Türkiye'de bazı fenomenler var. Mesela bazı şeyler var. Her devrin bunlar şeyleri. Mesela bunlar yok edilemiyor. İşte mesela şu anda çok popüler bir örnek olduğu için söyleyeceğim. Mesela Rasim Ozan Kütahyalı. İşte Nagihan Alçı. Evet. İşte, ya kardeşim bunlar mesela bunların FETÖ'cülükleri tescilli, bunların hainlikleri tescilli, her şeyleri tescilli. Ama kardeşim her dönemde mesela bunlar bir şekilde yine vitrindeler, bakıyoruz. Evet. Adam koskoca Boşnak halkına, milyonlarca Boşnak halkına en ağır hakaretleri edecek bir söylemi, hem de Beyaz TV gibi çok böyle büyük bir televizyon kanalının ekranından söylüyor. Şeref sözü veriliyor. Osman Gökçe tarafından bir daha bu adam asla bizim kanalımızda çıkamaz. İşte Sabah gazetesindeki yazılana son veriliyor vesaire falan filan. 1-2 yıl ortadan kayboluyor. 2 yıl sonra ya sanki Türkiye'de başka hiçbir yorumcu kalmamış gibi. Yani kaleminden inciler dökülüyor herhalde bu adamın. Ya yani öyle vazgeçilmiyor bir türlü. Sadece Boşnak kardeşlerimize yapmış olduğu hakaret mi? Adamın yorumlarında o programda hesapta işte Galatasaray camiasını temsil ediyor. Diğer kulüplere karşı, özellikle Fenerbahçe camiasına karşı hakaretvari, iğrenç, yani aşağılamalar ve o programın moderatörü Ertem Şener'in de buna çanak tutması ve dediğin gibi yıllar sonra tekrar adam hiçbir şey olmamış gibi yine geldi oraya. O döner koltuğunda dönerek en iyi yaptığı şey o. Evet. Hayatta en güzel, başarılı olduğu iş, olduğu yerde topuğun üzerinde sürekli dönebilmek. Adam tekrar dediğin gibi ekranlarda boy gösteriyor. Şimdi bu örnekten yola çıkarak, ya kardeşim bu şu federasyonun için yani adam mı kalmadı? Başka başkan adayı mı kalmadı? Ya bu adamın Türkiye'yi uluslararası arenada düşürdüğü durumlar ortada. Yüz binlerce sporcunun hakkını yediği ortada. Sesini çıkaramadığı için spora küsen, bir köşede sessizce başına gelenlere razı olan binlerce sporcu yok mu? En son sen işte bir röportaj yaptın, röportajında dile getirdi çocukcağız. Evet. Hayatı küsmüş, ailesi hayatı küsmüş gibi mahvettiği, hayatlarını kararttığı yüzlerce, belki binlerce insan var, sporcu var. Kendi ailesinde ne ağır ifadeler kullandı değil mi baba ve oğul? Kendi ailesinde alan açmak için, kendi yakından akrabalarına alan açmak için nice başarılı sporcuların kariyerlerini bitirdiği ortadayken ve özellikle hepsi bir yana bu uluslararası skandallar ortadayken bir dakika bile tutulmaması gereken bir adam hala nasıl görev başında kalabiliyor? Birileri buna bizi izah etmeli bence. Bunu kamuoyuna birileri açıklamalı. Bu spor bakanı mıdır? Gençlik spor genel müdürü müdür? Kimdir bilmiyorum. Ama birileri bunun izahını vermeli insanlara yani. Yani son derece korkunç, vahim bir tablo.
amatör sporları kuruyor. Tekvando için söylenenler şeyleri ben burada yani ima etmeye bile utanırım çekidin. O kadar korkunç suçlamalar yapılıyor ki. Evet. Korkunç şeyler konuşuluyor ki tekvandoda dönen şeylerle ilgili. Evet. Yani yazık günah değil mi? Bunlar köklü branşlar bunlar ya. Kaç tane köklü uzak doğu branşı var? İşte 5-6 tane. Onlardan 2 tanesi. Diğerlerine hiç girmiyorum. Muay Thai'nin durumuna girmiyorum. Kickboks'un durumuna girmiyorum. Ama yani Wushu'daki durum akıllara zarar yani. Hakikaten artık sen de şahitsin. Yani artık uzak doğu sporlarının uzağından yakından geçmeyen insanlar bile Wushu'yu ezberlediler. Şey konusu olduk. Mizah konusu olduk artık bundan birbirinden. Evet, evet. Algı olduk yani. Wushu artık Wushulama diye bir tabir girdi literatüre. Hacılamanın başka şey olduğu artık insanlar yani hiç sokaktaki insan bile biliyor artık bunu. Şimdi yani ister atama yoluyla, ister seçim yoluyla, ister görevden el çektirmek yöntemi ama birileri mutlaka buna dur demeli. Buna artık bir son belirmeli. Bu Türkiye'ye yakışmıyor bu yönetim. Sadece dediğin gibi sadece birkaç uzak doğu sporları değil Mustafa, mesela Kayak Federasyonu ile ilgili çıkan yolsuzluk iddiaları yani yenilir yutulur şeyler değil. Tüm federasyonlarda böyle bir enteresan bir şey var, çöküş var ve işte mesela bu yine Wushu Federasyonu'ndan devam edelim. Öyle bir delege sistemi oluşturulmuş ki şu anda seçim yapılsa bizim Hasan Ali Keskin'in kulakları çınlasın diyor ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor aday olarak seçime girse diyor yine kazanamaz diyor. Yani seçim sistemleri çok enteresan, adamlar peş peşe delegeleri bir şekilde ayartarak tekrar yeniden seçiliyorlar. Görevden uzaklaştırılsa da hiç önemli değil. Bir tane kukla aday ve başkan buluyorlar. Onu ön planda seçime sokuyorlar. Perde arkasından da değil açık açık kendileri o federasyonları yönetmeye devam ediyor. Gerçekten. Zaten iki tane şey ortaya çıkıyor aynen bu çürümüşlükte. Bu zaten herhalde bu yeni çalışmada en çok bunlara da değinilmiş, ele alınmış. Birincisi dediğimiz gibi bir seçilen başkan zaten bu Türkiye'nin tamamen en şey sorunlarından biri artık. Kronikleşmiş sorunlarından biri. Bir kere evet. Seçilen bir başkan yetkili bir daha asla kendi iradesi dışında şey yapmıyor. Seçim kaybetme diye bir şey olmuyor. Bunu da işte dediğin gibi delege yapısıyla oynayarak çeşitli kalem oyunlarıyla sağlayarak bir daha o koltuktan indirilemiyor. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için iki dönemden fazla yapamayacakları bir federasyonlar başkanlarının artık iki dönemden fazla başkanlık yapamayacakları kuralı getirilecek bildiğimiz kadarıyla. Tabii ki bu delege yapısının da işte bu şekilde suistimallere mahal bırakmayacak, izin vermeyecek şekilde düzenlenmesi ya da seçim sisteminin, mesela şu şey de çok komik bir şey, o da aslında sonradan bu yöntem tercih edilmeye başladı. Eskiden böyle değildi. Daha geniş temsil kabiliyeti vardı. Yani şöyle, kulüp bazında eğer sizin bir branşta lisansınız varsa, spor kulübünüz varsa, lisanslı antrenörseniz, işte sporcu yetiştiriyorsanız, milli takıma sporcu veriyorsanız, belli faaliyetlere katılıyorsanız oy hakkınız vardı. Bu oy kullanma şeyi daraltıldı. İşte çok dar bir şeye oturdu. İşte atıyorum Türkiye çapında 300 tane bir branşta kulüp varsa o 300 kulübün sadece 100 tanesi belki kullanabiliyor şu anda oy. Evet. O kullanamıyor. Yani kulüplerin camianın dolayısıyla şey hakkı tercih hakkı şeye yansımıyor. Seçim şuraya mı geldik? Bu özel federasyonlar federasyonların özelleşeceği dönemde hepimiz federasyonların özelleşmesi tarafında tepki vermiştik. Evet özelleşsin. Ancak demek ki bu da bize yaramıyormuş. O özelleşmeyi kendimize yönelik kural ve kaidelerle maalesef suistimal etmişiz. Bu gelinen süreç bunu gösteriyor. Çünkü şey ortada, yani sebebi de ortada, muazzam bir rant var, muazzam bir şey var. Sistemi bir kere ele geçiren federasyon başkanı
maalesef bırakmıyor. Yani bırakmak istemiyor çünkü bu yapıyı kullanarak hem etiket yapıyorlar hem çok ciddi bir rant elde ediyorlar. Sürekli faaliyet, sürekli bir takım işte şeyler, sürekli antrenörleri ve sporcuları ve kulüpleri para ödemeye, velileri para ödemeye zorluyorlar. Normal şartlarda onların destek vermesi gerekirken sporcuya, antrenöre, tam tersine şu andaki sistem hep sürekli almaya yönelik. Sürekli masraf icat ederek, işte normalde kapalı spor salonlarında yapılabilecek şampiyonalar 5 yıldız otellerde yapılarak, kamplar öyle yerlere alınarak astronomik rakamlar talep ediliyor. Ve bunlardan millilik gibi şeylerle süslenerek, soslanarak insanlara cazip hale getiriliyor. Bu sistemin de değişmesi lazım. Federasyonların, başkanların bir zenginleşme aracı olmaktan kurtarılması lazım. Bir. İkincisi de ben ona da karşıyım. Ya kardeşim, ya başka adam mı kalmadı? Her seçilen federasyon başkanı direkt kendi kardeşini milli takım teknik direktörü yapıyor. Yani böyle bir uygulama var. Böyle bir teamül oluştu. Yani çok yakışıksız. Çok ya, çok iyi olsa bile bence bir insan kendi ailesinden birini tercih etmemeli yani şeyde. Bir de Mustafa, şöyle trajikomik bir şey var. Şimdi tüm bu anlatmış olduğun işte adaletsizlikler, yolsuzluklar, hak yemelere karşı sen diyelim ki dava açıyorsun. Kime dava açıyorsun? Federasyona dava açıyorsun. Fakat o federasyon özerk olduğu için ve kendi yasalarını, kendi tüzüğünü kendisi belirlediği için açmış olduğun davanın hiçbir hükmü kalmıyor. Bunu en son nerede yaşadık ve ben bir şekilde de geçen programda Eyüp İlden'le yaptığımız programda da kanıtladım. İşte 2010 Antalya'da yaşanan o büyük skandal. Skandalın sonucunda antrenörler ve aileler federasyonu ve o skandala sebep olan kişileri mahkemeye veriyor. Mahkeme süreci devam ediyor. İşte biz orada isim de verdik. Burada da vermemde sakınca yok. İşte Kemal Yolcu. Kemal Yolcu mahkemelere gidiyor. Mahkeme bir sene, bir buçuk sene sürüyor. Ve sonuç itibariyle Kemal Yolcu çıkıyor, diyor ki kardeşim diyor, ben diyor beraat ettim diyor. Ver bakalım şu beraat kararını. Beraat kararını bir inceliyorsun Mustafa. Ne var biliyor musun beraat kararında? Şu var. Mahkeme diyor ki işte diyor bu olaya sebep olan durum işte genel müdürlüğün, yani genel müdürlüğün, spor genel müdürlüğünün ve de özel federasyonun arasındaki il temsilcisi seçiminden kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla bu durumu genel müdürlük ve federasyonun çözmesi gerekir. Benim bunda kardeşim yapacağım bir şey yok deyip devletin resmi mercisi bu işten kendisini çekiyor ve olayı şeye atıyor. Genel müdürlüğe ve federasyona atıyor. Ne oldu? Burada hakkı yenenler nasıl haklarını şey yapacaklar? Alacaklar? Devlet çekildi aradan. Kimi kime şikayet edeceğiz? Ben şöyle bir şey yaşamıştım. Bu 2010 mevzusundan sonra basında, o zaman sen de bu konuyu gündeme getirmiştin. Ben de gündeme getirmiştim. Ve yeri gelmişken söyleyelim. Aslında bu Abdurrahman Akgüs Federasyonu'na ilk basında eleştiri getiren iki gazeteciyiz biz. Sen o zaman daha büyük ulusal bir gazetede çalışıyordun. Ben de kendi internet sitemde federasyona eleştiri getirdik diye hemen bir ay sonra federasyon kalktı bana bir şey gönderdi. Dedi ki kardeşim almış olduğun danları geriye vereceksin. Diplomanı geriye göndereceksin. Ben dedim ki göndermiyorum kardeşim. Verilen hak alınır mı? Almak isteyen gelsin alsın. Ve ben ne yaptım biliyor musun? Kalktım bunu o dönem BİMER'e şikayet ettim. BİMER ve CİMER'e şikayet ettim. Cevabı yazıda ne geldi bana biliyor musun Mustafa? Cevabı yazıda şu geldi. Şikayet ettiğiniz konu işte bizim şey alanımızı oluşturmamaktadır. Bu özel bir federasyondur. Lütfen şikayetinizi federasyona bildirin. Aynen böyle bir cevap geldi. Ben de cevaben yazdım ki ya kardeşim siz geri zekalı mısınız? Ben zaten federasyonu şikayet ediyorum. Siz bana diyorsunuz ki federasyon
şikayet ettin federasyonu, yine federasyona şikayet et. Yani burada çok ciddi anlamda kanuni açıklar da var. Belki bu yeni gelecek yasada bunlar da düzelir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Senin bu örnek verdiğin Antalya olayı özelinde senin haklı olduğun yönler var. Ama bence mevzunun başka tarafları da var. Onları da yani dikkate alarak o örneği vermek lazım. O da şu. Eğer ki sen de biliyorsun Antalya olayında olayın mağdurlarından bir kısım antrenörler eğer federasyon yönetimiyle bir şekilde uzlaşmamış olsalardı. Peki hocam, bir dakika. Burada hemen ben sana bu soruyu sorarak açmak istiyorum. Aslında geçen Eyüp İldem'le yaptığımız programda ben bundan bahsedecektim ama çok hararetli geçtiği için atladık. Şimdi aslında orada mağduriyet yaşayan antrenörler ki bunların başında da Mustafa Ercan, Niyazi Akça gibi isimler geliyor ve dönemin ilk temsilcisi Oktay Avcı. Bunlar evet. bu mağduriyetlerinden dolayı aslında federasyonda davalık oldular. Yani federasyonu şikayet ettiler. Resmi bir süreç başlattılar. Evet. Yani buraya kadar her şey normal gidiyordu. Aynen. Ve konularında %100 haklı oldukları için eğer bu dava normal seyrinde devam edip sonuçlanmış olsaydı çok büyük ihtimalle federasyon ve federasyon yönetimi ve bu konudaki sorumlular çok büyük cezalar alacaktı. Belki de hapis cezası alacaklardı. Çünkü kesinlikle. Mevzu çok, büyük, çok önemli bir mevzu yani. Ben Wushu'nun Kerbelası diyorum bu mevzuya. Fakat sonra ne oldu da bu devam eden dava bir anda düştü. Şimdi şöyle bir söylentiler duyduk ama bu söylentilerin doğruluğu nedir? İşte dediler ki davacılar davalarından belirli taahhütler karşılığında vazgeçtiler. Bu çok önemli bir iddia. Ve ben bunu Mustafa Ercan'a birebir sordum. Dedim ki bak kardeşim camiada veya basında ve kamuoyunda böyle bir iddia dolaşıyor. O da kendine göre tabii kendini savundu. Ne dersin bu geçen programda atladığımız bir konuydu? Şimdi zaten bak biraz önce söylediğin konuya bu örnek oturmuyor bu şekilde. Eğer ki bu dava normal seyirinde zaten yürüseydi muhtemelen federasyon düşecekti. Federasyonun yönetimi çok ağır cezalara muhatap olacaktı. Aynı şekilde olayın sorunları da çok ciddi. Bu arada bir parantez daha açayım. Ebu Bekir Hocaoğlu ile yapmış olduğumuz programda Ebu Bekir Hocaoğlu bir cümle sarf etti. Bu mahkeme evet. süreciyle alakalı. Evet. O programda sıcağı sıcağına ben onu canlı olarak atladım. Sonradan dinleyince fark ettim. Dedi ki evet konu mahkemeye yansıdı. Fakat mahkemede dedi benim anlam veremediğim tam şimdi hatırlayamıyorum. Anlam veremediğim ve ben dedi yani suçlu çıkmayı bekliyordum. Ve öyle bir ifade verdim ki dedi kesinlikle benim suçlu çıkmam gerekiyordu. Fakat bir şekilde dedi mahkeme dedi lehimize sonuçlandı. Şimdi zaten yani dediğimiz noktaya geliyor. Şimdi o olay dediğin gibi Wushu'daki kırılma anlarından, dönemlerinden biriydi. Yani çok büyük bir skandaldı. O 2010 yılında senin de az önce vurguladığın gibi Türk basında bu işe tepki veren yegane isimlerden ikimiz vardık. Ben Fotomaç'taki köşemde o zaman bunu yazdığım için görevimden oldum. Gerçekten mi? Yani şöyle görevimden oldum. Fotomaç genel yönetmeni ki yazılarım çok Uzak Doğu Sporları ile ilgili Beyaz Sayfa diye bir köşe yapıyordum ve çok böyle dikkat çekmeye başlamıştı köşem. Yok çünkü basında yoktu, bir örneği yoktu. Evet, evet. Kalemim de benim iyidir biliyorsun yani şey olarak. Beğeniliyordu yani köşe her hafta gelen yorumlardan, okuyucu mektuplarından, tepkilerden. Ta ki bu konuyu ele alana kadar. Tabii ben o konuyu orada bırakmadım, devamını da getirdim. Yani biliyorsun yani bir sefer bir şeyi ele alıp bırakmak o hiçbir şeye yaramaz yani. Şey yapmak gerekir, ısrar, yani devamını getirmek gerekir. Dolayısıyla ben birkaç yazı yazınca Wushu'yla ilgili
2010 yılında Trabzon lobisi devreye girdi. Trabzon lobisinden kastım şu. Biliyorsun Abdurrahman da Trabzonlu. Ve o Sabah gazetesinin işte o yönetimi hala şu andaki yönetimi de Serhat Albayrak, o da Trabzonlu. Fotomaç gazetesinin genel yayın yönetmeni de Trabzonlu. Sevgili Zeki Uzun Durukan. Ve Zeki beni aradı. Ya Mustafa dedi, ya bu dedi, bu şu mu şu dedi, girme kardeşim dedi bu konulara. Bak dedi, sen dedi köşen var, ne güzel yazıyorsun, kalemin iyi, memnunum senden. Yani bu şu anlamda, yani tatlı şekilde beni bana şey uygulamış oldular, anladın mı? Bana bir sansür uygulamış oldular. Ben tabii asla, hani biz o ekolden yetiştik, kalemini kır ama satma. Ne demek kardeşim dedim, ben dedim aksine daha çok dedim o zaman bu şu yazacağım. Siz dedim bana böyle bir sansür uygulamaya kalkarsanız ben de dedim tam tersine bu konunun üzerine gideceğim. Ki çok büyük bir skandal normal şartlarda. İzleyicilerimiz belki hatırlamayabilir. 68 tane sporcu veya 67 sporcu. Tam sayıyı hatırlamıyorum. Sadece yönetimin bazı antrenörlerle çekişmeleri ve il temsilcisi seçiminde kendi adaylarının kazanmamasından dolayı bir şeye kurban gidiyor, ediliyorlar ve Antalya'ya kadar gidip de 2,5 yıldır hazıran 67 sporcu aileleriyle beraber maça sokulmuyorlar. Türkiye Şampiyonası'na keyfi olarak sokulmuyorlar. Her türlü sokulabilecekleri halde sırf cezalandırılmak amacıyla, onların antrenörlerine ceza vermek amacıyla o şampiyonaya sokulmuyorlar. Yaptıkları masraflar yanlarına kar kalıyor. Demoralizasyon yaşadıkları şoklar yanlarına kar kalıyor. Tekrar köz geriye dönmek zorunda kalıyorlar İstanbul'a ve işte bölgelerine. Şimdi çok büyük bir skandal ve o skandala sebep olanlar dediğin gibi, senin de az önce söylediğin gibi çok büyük yargıda zor durumlar yaşamaları muhtemeldi. Yani çünkü belki de Türk spor tarihinde ender görülen bir olaydı bu. Siz devletin resmi il temsilcisine listesini vermiş bir sporcuyu almamazlık edemezsiniz. Keyfi olarak böyle bir şey yapamazsınız. Fakat yapılmış, tamam. Onun karşılığında çok ağır cezalar alacaklardı bu sorumlular. Federasyon yönetiminde kim varsa, kurullarda kim varsa, o işin altında imzası olan kim varsa. Fakat orada enteresan bir şey oluyor. Ne oluyor Ayhan? Bunlara birileri diyor ki bu federasyon yönetimine, bakın kardeşim bu işin sonu çok kötü. Belki de federasyon düşecek. Belki de hepiniz dediğin gibi hapis cezalarıyla bile karşı karşıya kalabileceksiniz. Ne yapın edin, bu işi muhatapların, yani şikayetçi olan, sizi mahkemeye veren tarafı razı edin, ikna edin, davalarını geri çeksinler. Şikayetlerini geri alsınlar. Bunlar da ne yapıyorlar Ayhan? O şikayetçi olan antrenörleri çağırıyorlar tek tek. Ne istiyorsun kardeşim? Atıyorum işte. Milli takım antrenörlüğü. Tamam. Ne istiyorsun kardeşim? İşte benim sporcum şeye götürülsün. Bilmem neredeki işte milli şampiyonaya, milli olsun. Gibi. Anladın mı? Bir takım taahhütlerle, bir takım işte ağızlarına bir parmak bal çalarak. Ve bu arkadaşlar hepsi şey veriyorlar. Bizim mağduriyetimiz giderilmiştir diye imza veriyorlar o dönemde. O arkadaş, evet, o federasyon, o çok ciddi bir iddia bu. Yani bu her türlü kanıtlanabilecek bir şey. Ben hazırım yani buna. İstiyorsa beni mahkemeye verebilirler yani bu konuda. Güvenen varsa kendine versin mahkemeye. Onlar da alıyorlar bu şeyleri, bu belgeleri. Yani o vatandaşlardan aldıkları mağduriyetimiz giderilmiştir imzalı. Şeye götürüyorlar, şeye suç veriyorlar. Tahkim o dönemde işte o sorgulamalara kim giriyorsa o kurullara. Çünkü Gençlik Spor Genel Müdürlüğü sorguluyor bunu. Tahkim kuruluna hesap veriyorlar. Bir buçuk yıl süren bir yargılama süreci yürüyor yani o davada. Evet. Bu arkadaşların aymazlıkları yüzünden, yani %100 haklı oldukları bir davada kendini ucuza satmalarından dolayı bir takım böyle vaatlere kanarak, razı olarak, fitleşerek, yine amiyane tabirle federasyonla fitleşerek bu davanın düşmesine neden oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve o 67 sporcunun hakkı hala ödenmedi.
Ödenmiyor. Onların ebaleri hala bunların üzerine. Hem federasyon yönetiminin üzerine hem de davaların arkasında durmayarak onları bir nevi satan o arkadaşların sırtında bu sporcuların vebali. Dediğim gibi bu çok karanlık, çok derin bir olay. Bu Türk kuşusunun Kerbelası denilebilecek bir olay. 100 yıl geçse de bunun hesabı sorulur yani. Bunun hesabı sorulur. Bu defter kapanmaz. Kapandı demekle biz hesabını verdik, biz aklandık demekle de kapanmaz. Buradan da söylüyorum. Yani biz oradaki bazı arkadaşlar işte şey yapıyorlar. Yok işte biz hesabımızı verdik. Bilmem yargılandık, aklandık. Yok kardeşim, senin aklanman, o mahkemedeki aklanman yetmiyor. Yetmiyor, evet. Tabii, o spordan helallik almadan sen aklanamazsın. Evet. Bir de Mustafa, işin trajikomik bir başka bir tarafı da şu. Zaten bu arkadaşlar hatalarını halen kabullenmemekle birlikte dediğin gibi Wushu'nun kırılma noktası olan bu hadisenin sorumluları bugün yeni yönetime, yeni gelecek yönetime bir de tabiler. Yani talipler. Bir şey daha var. Bu talipliklerin de eski yönetimle çalıştıklarından dolayı, eski yönetime kerhen karşısına çıkamadıklarından dolayı bunu sahte sosyal medya hesapları üzerinden, tamam mı? İşte akıllarınca Wushu camiasına veya seçime doğru giden süreçte dizayn yapma çalışmaları da yapıyorlar. Bir de böyle enteresan bir durum var. Bunu da söylediğin zaman adamlar bunu da kabullenmiyor. Böyle de bir garip bir durum var yani. Ya ben bunları komik buluyorum. Yani gerçekten kendine güvenemeyen, özgüvenden yoksun, insanların karakterleri oturmamış, silik, insanların başvurduğu bir yöntemdir. Yani fake hesaplar oluşturmak, sahte profiller oluşturarak işte birilerini gözetlemek, bir yerleri şey yapmak, böyle kurcalamak, işte ne yapıyor, ne ediyor diye. Ya kardeşim, mertçe, yürekçe, çık ortaya. Söyleyeceğini söyle. Yani kabul görürsün, görmezsin, kavga edersin, dövüşürsün ama aynen, kendi kimliğinle o savaşı verirsin. Kazanırsın veya kaybedersin. Ama dediğin gibi böyle sahte profillerden, hele böyle sanal kahramanlık yapmak, sanal bir takım şeylere soyunmak, yani bugünümüz bu modern çağın bir şeyi, bu hastalığı. Evet. Onlar bunları yapsınlar. Bizim gibi programcılar ve programlar olduğu müddetçe de bunların hep tepesinde olacak. Konuşulmaya cesaret edilmeyen konuları ilk başladığımız günden bugüne konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de şimdi bu konunun üzerine bomba bir açıklama geldi senden. Bakalım bunun etkileri ve tepkileri ne olacak? Özetle şunu dedin ki bu çok ciddi bir iddia. O günkü süreçte o konuda davacı olanlara federasyon tarafından verilen çeşitli payeler ve ucuz, kendilerini ucuza satmalarından dolayı bu dava devam etmedi ve düştü. Yani rüşvet diyebilirsin, çıkar sağlama diyebilirsin, vaat diyebilirsin, her şey diyebilirsin yani. Yani o zaman düşürebilecek bir noktadayken. Evet. Şuraya da dönmek lazım. O dönem dediğin gibi davacı olan arkadaşlar o süreçten sonra Wushu Federasyonu'yla nasıl ilişkileri oldu? Hangi konumlara geldiler? Onları da bir dönüp incelemek gerekiyor. Aynen. Hepsi ortada. Evet. Yani daha uzun bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani 10 yıllık bir süreç bu ve bu hepimizin gözü önünde yaşandı. Bazı arkadaşlar sanıyorlar ki biz federasyonun işte dışındayız diye bazı şeylerden haberdar değiliz. İşte uzak kaldık ya da artık hani konulara hakim değiliz gibi düşünebilirler. Yanılıyorlar böyle düşünenler. Biz her olaya, her detaya hakimiz. Wushu senin de göz bebeğin, benim de göz bebeğim. Bizim ilk başladığımız yapmasak bile, kendimiz faal olarak yapmasak bile Wushu her zaman bizim için özel bir yeri var spor anlamında. Dolayısıyla dediğim gibi yani biz burada olduğumuz sürece hakkın yanında durmaya gayret edeceğiz. Haksız
yaparsak da özür dilemeyebiliriz. Özür dilemek de bir erdemdir. Biz kasıtlı hata yapmayız. Kasıtlı bir hata yapmayız ama bilmeden sehven de bir hata yapmışsak özür dilemeyebiliriz. Bütün bu olayın tarafları, muhatapları her türlü cevap hakkını istedikleri zaman kullanabilirler. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Asla yani tek taraflı bir bakış açısıyla ele almıyoruz. Her zaman ekranlarımız muhataplarını açıp istedikleri kadar, istedikleri süreyi ayırıp onlara cevap verebilirler. Eyvallah. Onu ben de her programda dile getiriyorum. Ama bugüne kadar şu ana kadar cevap hakkını kullanabilecek cesarette kimse çıkmadı. Evet Mustafa, çok güzel bir sohbet oldu. Gündemi oluşturan Azerbaycan-Ermenistan savaşını konuştuk. Ve yine Türk sporunun içinde bulunduğu durumu konuştuk. Ve tabii ki bu şu yine özel konumuzdu. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim Ayhan. Evet, dediğin gibi keyifli bir, uzun bir sohbet ama keyifli oldu. İnşallah izleyeceğimiz de aynı keyifle izlerler. Eyvallah. Ben tabii yine programı burada kendi içimizde bir aksiyon yaparak kapatacağım. Yine bir Azerbaycan'la ilgili bir klibi seyircilerimizle paylaşarak kapatmış olacağım. Çünkü Azerbaycanlı kardeşlerimiz bilmeliler ki Türkiye tüm varlığıyla, en samimi duygularıyla, tüm dualarıyla, tüm gücüyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında. Bizim için orası bir Azerbaycan toprağı değil, bir Türk toprağı. Ve şunu bilsinler ki, inanın imkan olsa biz de gönüllü olarak gidip o cephede mücadele ederiz. Tüm dualarımız Azerbaycanlı kardeşlerimizin üzerinde. İnşallah bu savaştan zaferle çıkacaklar ve 30 yıldan beri esir olan Karabağ, Dağlık Karabağ bölgesine şanlı Türk bayrağını asacaklar. Tüm temennimiz bu şekilde. Değerli izleyenler, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda tekrar sizinle birlikte olmak dileğiyle, görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Gel. Yeah.